آمين يا رب يا الله. دستور كيرك يا تقضي يا دستور مدد ديرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بزيارة حنا تعظيم ديرين. السلام عليكم. أي يا رام شاه مردان Allah'ın arslanının ahbapları, merhaba, merhaba, merhaba. Ne güzel, ya Rabbi bize güzellik giydir, bize esaret giydirdin, güzellik giydirdin, şeref libası giydirdin. Bu şeref libasını, şeref elbisesini muhafaza edelim. Buyur ey Şah-ı Merdan, meydan sizindir. Değerim, Bismillahirrahmanirrahim. Şeref libası. Besmele-i Şerife, insanlara şeref veren, manevi güzellik giydiren, Bismillahirrahmanirrahim söyleyelim. Zayıfları kuvvetlendiren, hakir olanları şereflendiren, fakir olanları gani kılan Rabbul İzzet, Cenab-ı Hakk'a tazim edelim. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Ey Şah-ı Merdan, sizin mertebeniz bizim hayalimizin hududundan ötedir. Allah-u Zülcelal Şah-ı Merdan'ı öyle bir hususiyetle mümtaz kıldı. Onun yaratılışını çok heybetli kıldı. Hem heybet yükledi, hem şeref yükledi, hem edep yükledi. Onun üzerinde ilim yüklenmiştir. Buyur ey Şah-ı Merdan, bize bir kuvvet, bir nazar buyurun. Biz zayıfız. Kuvvet isteriz. Rabbimize kulluk için kuvvet isteriz. Rabbimize kulluğu talim edecek Şah-ı Merdan isteriz. Onun yaranını isteriz.
Şah-ı Merdan'ın ahbaplarıdır ki bize Rabbimize giden yolları öğretirler. Rabbimize giden yolların başında kainatın iftiharı olan Fahru Kainat Efendimiz'dir. Efendimiz'i onu takip etmeden insan bir yere varamaz. Daima yerdedir. Ama insanın mertebesi yükselmek içindir. İnsan dünya için yaratılmış değildir. Dünya için yaratılan hayvanlardır. Hayvanlar, onların nazarları yeredir. Hiçbir hayvan böyle yukarı bakmaz. Ama insan bakar. İnsan yukarıya bakar. Ey nadan olanlar! Aşağıya bakanlar, nadandır. Yani hayvan sınıfındadır. Yukarıya bakan ruhanilerdir. Melaikenin şerefi onlara yakındır. Onlar gökyüzünden inen şeref ile şereflenirler. Gökyüzüne bakanlar. Böyle aşağı bakan hayvan sınıfıdır. Gökyüzüne bakan imtiyazlı, şerefli Allah'ın ikramına mazhar olan insandır. İnsan yukarıya bakar. Hayvan yere bakar. Sen de öyleysen, ey insan, buyur ey Şah-ı Merdan, meydan sizindir. Dedik mi Bismillahirrahmanirrahim? Nazarlarımız hemen gökyüzüne döner. Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz anında bizim nazarlarımız gökyüzüne döner. Hayvan sınıfından çıkarız. Bize giydirilmiş olan şeref elbisesi, asuman için, gökler içindir. O libası giymeden gökyüzüne çıkamazsın. Şeref libası giymeden ve giydirilmeden gökyüzüne kimse çıkamaz. Buyur ey Şah-ı Merdan. Ya hayvanlar gökyüzüne çıkamaz. Hayvanlar aşağıya yere bakar. Ne yiyeceğim der. Onun kaygısı efendim saman ile kemik. Başka derdi yok. Halbuki insan saman yemek, kemik çiğnemek için yaratılmış değildir. Söyle ey Şah-ı Merdan, bu hakikatları
İslam talim etmiştir. İslam, gelen bütün peygamberler, Ekane İbrahim Müslim'e, İbrahim peygamber, Müslim'di diyor, Müslüman. Allah Allah. İbrahim peygamber, Müslüman'dı. Onun neslinden gelen bütün peygamberler de Müslümandır. Nuh aleyhisselam da Müslüman. Hud aleyhisselam da Müslüman. İbrahim peygamberin neslinden gelenler. Adem peygamberden itibaren hepsi Müslüman. Müslümanlığı bileceksin. Seni Müslümanlık gökyüzüne döndürür. Çünkü senin ruhaniyetin gökyüzünden geldi. Ruhaniyetin ana karnında 3-40 gün tamam olmadan onun ruhaniyeti oraya gelmez. 3 defa kırklanır, sonra o bir parça et parçası. Anasının karnında seyirmeye başlar. Oynamaya başlar. Nedir? Ruh geldiğine delalettir. Ruh şerefi melaike-i kiram getirdi. Ona giydirdi. Seyiriyor der anası. İnsan şerefli mahluk. Ey 21. asır diyor ya 100. asır ya 1. asır de. Hakikat hakikattır. Bunu bileceksin. Bir parça et ana karnında nasıl oynamaya başlar? Ne gibi bir güç ona yetişiyor? Hayat sırrı nasıl ona ulaşıyor? Sen mi veriyorsun ona? Nereden geliyor hayat sırrı o ana karnında? 3-40 tamam olduğunda. Kırklanıyor. Onun için 40 adedi mübarek bir adettir. 40'ta bir sır vardı. Buyur ey Şah-ı Merdan. Ne güzel söylersin. Ana karnında çocuk bir parça et 3-40 olduğunda seyirmeye başlar. Hekimler çok merak saldılar ki ne zaman, nasıl ana karnındaki cenin uyandı, kalbi atmaya başlar. Ey insan düşün, sen de ana karnından çıkmasın. Ya, bil, hangi kuvvet, hangi kudret
Hangi azamet sana yetişti? Ana karnında canlandırdı seni. Hekimler çok merak eder, ucunu bulamıyor. E nerede bulacak? Ruh, kulü ruhu min emri Rabbi. Allah'ı zülcelal'ın emridir. Ruhtan soruyorlar, nedir? Tarifi kabil değildir. Min emri Rabbi, Rabbimin emrindendir. Ol der olur. Canlan der. Melaike der. Ve hayat sırrını verir. Çocuk ana karnında oynamaya başlar. Kalbi de çalışır. Ne su ister, ne yem ister, ne hava ister. O halvettir. Ana karnında halvettedir. Hepimiz o halveti tamamlamadan çıkmadık. 9 ay ila 10 gün. E düşün. Ve kendini topla ey Adem evladım. Buyur ey Şah-ı Merdan maşallah. Bu şimdiki insanlar başka bir şey düşünmüyorlar. Düşündükleri ne yiyelim, ne içelim, ne giyelim, nasıl süslenelim, nasıl dolaşalım, nasıl keyif edelim. Bu insanlık değil. Tövbe ya Rabbi, tövbe estağfurullah. Böyle şeyleri düşünen insan kalmamış. İşte Şah-ı Merdan yaranına söylüyor. Ne kadar mübarek ve mukaddestir Adem evladı. Gökyüzünden iniyor hayat sırrı, ruh. Yerden çıkmıyor, gökyüzünden iniyor. Ve mükerrem ve muhterem bir varlık olarak dünyaya çıkıyor. Dünyaya çıkıyor. Buyur ya Şah-ı Merdan. Bu insanlar, şimdiki insanlar vahşi olmuş. İnsanın insana hürmeti kalmamış. Halbuki her insan aynı yoldan dünyaya geliyor. Aynı şerefle doğduruyor Cenab-ı Hak. Allah'ın şerefli yaptığını sen şerefsiz yapma. Allah'ın dirilttiğini sen öldürme. Ey Şia, ey Alevi. Allah'ın hayat verdiğini sana kim izin verdi öldürmeye? Söyle ey Şia, söyle ey Beşşar. Söyleyin, Allah'ın hayat verdiğini seni öldürmeye kim izin verdi? Söyle, ben söyleyeyim Şah-ı Merdan diyor. Şeytan verdi size. İnsan öldürmeyi şeytan talim etti. Kabil'e insan öldürmeyi o talim etti.
ki Habil'i katletti. İlk katil oydu. Ve bütün katillerin ağırlığı onun üzerindedir şimdi. Kim izin verdi sana can almaya? Masum olan insanları, acizleri öldürmeye, yakmaya, yıkmaya sana kim izin verdi? Ey Şia, ey Aleviler! Siz zanneder misiniz ki bunlar yanınızda kalacak? Yok. ثُمَّ لَتُسْأَلُونَ Sonra sorulacaksınız. Buyur ey Şah-ı Merdan. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Onun için besmele çeken kimse zulüm yapamaz. Besmelesiz olanlar da şeytanın tohumlarıdır. Şeytandan başka bir onların rütbesi yoktur. Uğraştıkları şeytan olmak içindir. Şeytandır onlar. Ama Cenab-ı Hak şeytan ve şeytanlaşan insan onların hesabını ben göreceğim diyor. Bırakmayacağım. Onun için işiniz zordur. Ey Şia, ey Alevi. Öldürmeye size kim izin verdi? Müslümanı öldürmeye, kelime-i şehadet getireni, vurmaya, öldürmeye, evlerini yıkmaya, yakmaya kim izin verdi size ey Şia ve ey Aleviler? Ama sizi de yakacaklar. Sizin yuvalarınızı da başınıza yıkacaklar. Muntakim, Allah-u Zülcelal'dir. Bırakırım diyor. Sevfe ta'lemun. Göreceksiniz, bileceksiniz. Ben ki zulmü nefsime haram ettim. Zalim olanların hakkından ben gelirim diyor Cenab-ı Rabbul İzze. Ey Ademoğlum! İnsan olmak şerefini gözet. Ey şey ama Müslümansan Müslümanın kanunu gözet. Ey Alevi! Eğer sen de muvahhid ve Müslüman isen adaleti gözet. Zalim olma. Zalim olma. Zalimin hasmı benim diyor Cenab-ı Allah. Buyur ey Şah-ı Merdan. Maşallah. La kuvvete illa billah. Onun için her gün bize bu talimat veriliyor şimdi. Şah-ı Merdan yaranına hitap ediyor. Ahbaplarına. Ey ahbaplarım! Bir ordu gelecektir ki hepsinin elinde zülfikar olacaktır. Zülfikar olacaktır. Ne kadar zalim varsa başına vurup ikiye bölmeden bırakmayacak. Karpuz gibi ikiye bölecek. Ne kadar Şah-ı Merdan'ın askeri var. Yaklaşıyor. Yaklaşıyor.
Geliyor Recep Şehrullah. Bakalım ne getirecek. Ben zulme razı değilim diyen Allah-u Zülcelal zalimlere ne gibi bir azap indireceğini gösterecektir. Sakın can vermedin ki can alasın. Şeytani hırsından dolayı sen insan kanı döküyorsun. Sebepsiz yere insanların yurtlarını yakıp yıkıyor. Şia da, Alevi da. Lakin sizden sorulacaktır. Yaklaşıyor vaktin sahibi İmam-ı Mehdi Aleyhisselam. Yaklaşıyor Zülfikar'ı yarıya kadar çekmiştir. Onundan gelecek 70 bin atlı vardır. Hepsi de ellerinde, onların da ellerinde Zülfikar vardı. Bırakmayacak. Mazlumun hakkını bırakmayacak. Yanlarına kalmayacaktır yaptıkları. Nasıl öldürdülerse o suretle öleceklerdir. Sakın ey Şia, sakın ey uydurma Aleviler. Allah görmez zannetmeyin. Allah duymaz zannetmeyin. Allah bilmez zannetmeyin. Görür de, bilir de. Yapacağını da yapar. Allah-u Zülcelal. Değerim ey Şah-ı Merdan. Buyurunuz. Değerim Bismillahirrahmanirrahim. Besmele'yi çek. Hem Rahman'dır hem Rahim'dir. Rahmetle bu alemleri halk eyleden Cenab-ı Hak zalimlerin hakkından gelecektir. Size bunları ahuntlarınızı öğretmiyor mu? Onlar da gidecektir. Yaktılarsa yanacaklardır. Kestilerse kesileceklerdir. Yıktılarsa yıkılacaklardır. Sakın Recep-i Şehrullah geliyor. Recep'un acayibun. Acayip bir aydır. Ey ulema-i Mısır! Bunları bilmiyor musunuz? Ey Eser-i Şerif uleması! Ne söylemiyorsunuz? Türk'ün uleması. Kürt'ün uleması. Arapların uleması. Hint, Çin, Afgan alimleri. Söyleseniz de. Allah Celle Celaluhu yanınıza bırakmayacaktır. Yanlarına kalmayacaktır yaptıkları. Hacı Zalim'e sormuşlar. Rüyada görülmüş Hacı Zalim. Ki zalim ismini almış o. Ettiği zulümden sormuşlar, ne muamele eyledi Cenab-ı Hak sana? Demiş ki, nahak yere
Kaç kimsenin boynunu vurduysam bir defa benim de boynumu vurdular demiş. Ancak Zübeyir sahabe onu şehit etti onu da. Onun için 70 defa vuruyorlar bana diye. Ey Şia'nın alimleri Sadr filan, Sadr Feltan. Şeytan dolabından çıkıp da yalan yanlış söylemek sizi kurtaracak değildir. Allah'tan korkunuz. Aman ya Rabbi, tövbe ya Rabbi. Peki buyur ey Şah-ı Merdan, bize imdat ver. İmdadımız yetişiyor diyor. Yetişecektir. Dünyayı zelzeleye ve velveleye verecektir. Sakınınız. Tefirru ilallah. Allah'a kaçınız. Zalim Allah'a kaçmaz. Zalim şeytana koşar. Eynel ve fel çağırtılacak size. Nereye kaçalım? Kaçacak yer yok. Allahu Allah. Allahu Rabbi. Allahu Allah. Allahu Hasbi. Diyen melaikeler var. Evliyalar var. Meydanı bırakmış size. Ne yaparsınız? Göreyim bakayım. Ve buyurur Cenab-ı Allah. Subhanehu ve Teala. Ve tilkel eyyâmını davilûhâ beynen nâs. تلك الأيام أيام العز demek devleti her insana her tayfa veririm diyor ki demesinler bize de verin seni iyi yapardık işte yaptığınız meydanda ellerine kuvvet gelsince yaptıkları işte görülüyor yakıp yıkıp kesip biçmek. Yedi göğün melaikesi lanet eder onlara. Aman ya Rabbi çek. Aman ya Rabbi de ey Şah-ı Merdan sizin sözleriniz altından cevahırdan çok pahalı. Dünya dolusu cevher olsa sizin sözlerinize bir kıymet biçemeyiz. Ya Rabbi Şah-ı Merdan hürmeti için zayıf olanı gayıracak sultan gönder bize. Sahip gönder bu dine. Ey Rabbimiz biz aciz kaldık. Zayıf kaldık. Zalimler senin kullarını ezip bitiriyor. Onların haddini bildirecek. Sultan gönderiyor Rabbim. Fatiha.